Arkadaşlar videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Farming Simulator'ın 9. bölümüyle karşınızdayız. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün 1.2 yamasına uyumlu olan şu otomatik yükleyiciyi deneyeceğiz. Diğer hepsini denedim, hiçbirini çalıştıramadım. Belki siz de çalışır. O sayfayı da bir kontrol etmenizde fayda var. Her neyse abi, şimdi bu 34.000 euroymuş. Bizde zaten 74.000 euro var. Ondan önce size neler yaptığımdan bahsedeyim. Şöyle göstereyim size. İki tarlayı da buğday ektim arkadaşlar. İki tarlayı da buğday ektikten sonra sarılması gerekli diye yeni bir ibare çıkmıştı ya. Onu da şurada yeni eklenen aletlerle giderebiliyorsunuz. Yani bunun amacı tarlayı sıkıştırıp verimi artırmasıymış. Yani araştırdığıma göre öyle arkadaşlar. Belki gerçek hayatta da vardır. Şu an tam emin olamıyorum. Şimdi çiftliğimize geldiğimizde kümeslerin şöyle hiç besinleri kalmadığını görüyorsunuz. Ama çok güzel bir yumurta topladım. Bakın, yumurta şeyleri bu arada yeni güncellemeyle birlikte artık kalkmıyor biliyorsunuz. Onu elinizle kaldıramıyorsunuz. Daha sonrasında size göstereceğim yapağlar var. Gördüğünüz gibi 4. yapağımız da dolmak üzere. Ama onların da besini bitti. Oraya da artık bir besin takviyesi yapmamız şart. Öncesinde burayı güzelce kaldırmıştık. Şuraya bir tane garaj yapmayı düşünüyorum. Şimdi isterseniz arkadaşlar şu yamayı bir deneyelim. 34.000 euroymuş. Bunu satın alacağım abi. Tamam. Şimdi bir de bunu çekebilmemiz için şey lazım bize. İki tekerlekli çekici lazım. Evet, şundan. Ne kadar abi bu? 9.000 euro. Tamam. İkisini de alabildik. Üzerine de paramız da kaldı yani, çok şükür. Şimdi bunları bir alıp geleyim arkadaşlar ben. Evet, yamamız bu şekilde arkadaşlar. Bakın her tarafı kapalı. İsterseniz bunu Z miydi? Z ile açabiliyormuşuz. Bakın şu şekilde açabiliyoruz. Daha sonra arka kapağını açabiliyoruz. Paletleri bağla dediği kısım şu. Başka da herhangi bir artısı eksisi yok. Ha, şimdi yükleyecek mi yüklemeyecek mi? Asıl önemli olan bu bizim için. Yani şu an benim için otomatik yükleyicinin şekli şemali değil. Bunu yükleyip yüklemediği yani. Yoksa bu kadar paleti forkliftle uğraşacağım ki bu imkansız bir şey yani. Bunu böyle tek tek elinle topla et falan aşırı yorucu bir şey. İnşallah doldurur. Hadi bakalım. Doldurmadı. He, tanktaymış. Palet alalım. Oo. İşte bu ya. Vallahi. Tamam, yumurta burada kabul edilmez diyor. Biliyoruz biz onu. Burada kabul edilmez. Ver. Abi şu, yemin ediyorum mükemmel bir olaymış yani. Biz değerini bilemiyormuşuz yani. Şu an 28 ton 452 hatta 28.452 tane şey var. Bu arada bu tarafından da yüklüyor olması lazım yani. Aynen öyle, bu tarafından da yüklüyor. 35.000 yumurtamız var. Devam. At. Evet, şu an hepsini yükledim arkadaşlar yumurtaların. 51.500 tane yumurtamız var. Şöyle de kapağını, şeyini kapatabiliyor muyuz? Şimdi niye bıraktım? Şöyle kapat bakayım nasıl kapatıyor. Animasyonları birazcık gerçekçi yapmaya çalışmışlar. Evet, şimdi. Oğlum dur lan, ekine girme ya. İyi, neyse, çok fazla bir şey yapmadık. Şimdi zamanı birazcık ileri mi alsak? Yoksa götürüp bu 51.000 yumurtayı satsak mı? Önce bir fiyat dalgalanmasına bakalım. Yumurtamız nerede abi? Yumurtamız burada. Oha, çok düşük be. Yumurta bu devirde satılmaz abi. Dursun. Hiç gerek yok. Ama bir tanesine dahi olsa şey yapalım ya. Besin takviyesi yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buradan çıkartalım aynı. Diğer tarafı takması zor biraz. Yani buna bir tane tır da alabilirdik ama yani tır şu an için benim çiftliğime gereksiz olacak yani. Hiç lazım değil. Gerek. Söyleyeyim. Bakın şimdi kayacak büyük bir ihtimalle. Aynen öyle. Çok güzel mekanik ama çok hoşuma gitti. Kar olayını biraz daha düzenlemişler sanki. Bakın 1.2 yamasından önce kar neredeyse yüzeyde hiç durmuyordu. Yani bende mi oluyor sadece bilmiyorum da. Yüzeyde hiç durmuyordu.
Böyle birdenbire kayboluyordu yani. Geliyordu gidiyordu. Ama şimdi böyle daha güzel olmuş. Şimdi kimlik. Arkadaşlar şimdi bunu da boşalttığımıza göre zaman ileri aldıktan sonra ne yapacağımdan bahsedeyim şimdi size. Zaman ileri aldık. Buğdaylarımız oluştu. Hemen abi gideceğiz. Bir tane yükleme vagonu kiralayacağız. O samanı arkadaşlar getireceğiz. Biz de coinlarımızı vereceğiz. Bu sayede bir taşta iki kuş vuracağız. Yani hem coinlarımız hem de tavuklarımız ektiğimiz mahsulle besinlerini karşılayacak. Arkadaşlar Nisan ayına kadar zamanı ilerlettik. Fakat şu an hayvanlarımıza bir yem satın almamız lazım. Yoksa hayvanların durumu gidici. Ben bir yem satın alayım palet. Daha sonrasında sizlerleyim. Evet arkadaşlar 45 ton bir buğday satın aldık. Şu an ilk ambarımızı doldurduk. 36 ton kaldı. Şunları da bir doldurayım. Daha sonrasında zamanı tekrar ileri alacağız. Bu arada fiyat dalgalanmalarına bir bakalım. Yumurta hala çok düşük seviyelerde. Yani hiç iyi değil. Yapal fiyatlarını biraz artırmışlar sanki. Yapal fiyatları da çok düşüktü. Hani 1000 eurolarda filandı. Şu an 2000 euroya dayanmış vaziyette. Bu da işi çok sıkıntı arkadaşlar. Benim acilen şuraya bir tane silo dikip bütün mahsulü içerisine atmam lazım. Ama zaten şöyle bir şey var. Benim 2 römorkumda 2 tarlayı da içerisine alıyor yani. Mahsulünü içerisine alıyor. Bunu hiç şeyde hiç denemedim de. Buğdayda hiç denemedim de. Hani büyük bir ihtimalle alır diye düşünüyorum. Tamam şunu şuraya çıkartabiliriz artık. Dediğim gibi zamanı ben bir tık daha ileri alayım arkadaşlar. A few moments later. Yani 2000 euroya şu an razıyım biliyor musunuz arkadaşlar? 2000 euroya razıyım. 2000 euroyu bulsun gideceğim satacağım ya. Bu kadar düşeceğini hiç tahmin etmemiştim aslında. Arkadaşlar en fazla 1918 euroyu buldu. Yani ben de götürüp satmam yani. Bu kadar da zor bir şey değil. Elimde zaten param da var. Şimdi ben şöyle yapacağım. Şöyle kredimin bir kısmını yatıracağım arkadaşlar. Çünkü faizi çok fazla geliyor. Şöyle 155 bin euro borcum olsun. Sıkıntı yok. Şimdi ben şuranın hasatına başlıyorum arkadaşlar. Buranın hasatını bitireceğim. Daha sonrasında zaman ileri alırım artık. Duruma göre bunun satmasının bir çaresini bulacağız. Arkadaşlar bu arada kendime bir tane mikrofon almayı düşünüyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilecek bir arkadaş varsa yorumlar kısmında buluşalım. Gerçekten çok mutlu olurum. Kaç gündür arıyorum. Doğru düzgün bir tane bulamadım. İnşallah yardımcı olabilecek bir kişi çıkar. Ya var internette aslında da hani o kadar paralara değer mi? Bilemiyorum yani şu an. 500-600 lira, 1000 lira olanları var. Tabi o kadar büyük bir mikrofona bizim de ihtiyacımız yok şu an için. Bize ufak tefek bir şey olsa yeter aslında. Biçerimiz de oldu. Şöyle class traktörümüzde gidelim. O biçerimizi boşaltalım. Arkadaşlar 35 ton samanı doldurduk şu an gördüğünüz gibi. Neredeyse biçerle aynı yerde doldular. Şimdi bunu götürüp coinlarımıza bir dökelim. Daha sonrasında kalanı için hani silaj mı yaparız? Artık ne yaparız bilmiyorum yani şuraya bir tane silaj yeri yapmamız lazım gibi duruyor. Çünkü çok fazla yer kaplayacak böyle. Birazdan göreceksiniz. Zaten şurada bir ton şey var. Çim var arkadaşlar. Bir ton çimin kapladığı yer inanılmaz. Tekrar bir deneyelim. Acaba saman mı yemiyor ya bunlar? Çim mi yiyor acaba sadece? Ama böyle saçmalık olmaz ki ya. Nasıl yemiyorsunuz ya? Bir saniye abi. Bunların yemesi lazım ya. Ona nereden bakabiliriz? İnşaat kısmından bakabiliriz en fazla yani. Hayvanlar.
koyunlar. Ay yemiyor. İnekler yiyor mu? İnekler de yemiyor. Bunu kim yiyor peki? Kimse yemiyor. Abi bunu yemesi lazım ya. Bir tanesini yemesi lazım bunu yani. Bakın şöyle göstereyim size de. Yok yani. Ben bunu ne yapacağım o zaman? Şu an bu işime yaramıyor benim. Buraya boşaltsam olmaz. Yani bunu tarlanın ortasına boşaltacağım arkadaşlar. Yani şu an bunu şeyler yemiyor. Koyunlar yemiyor. İnekler de yemiyor. Bunu kim yiyecek bilmiyorum yani. Ama bizim bu hayvanları doyurmamız lazım yani bir şekilde. Doyurmamız lazım çünkü hayvanlar gerçekten çok açlar. Kaç aydır hem de. Kaç aydır hiçbir şey yemediler. O zaman biz de şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane de çim biçme makinesi kiralayalım. Çim biçme makineleri nerede? Evet şuradalar. Bir tane şundan kiralayalım. Aynen öyle. Hiç olmazsa çim verelim yani. Şimdi götürüp şunu bir dökelim. Daha sonrasında kalan çimi de artık o boştaki alana dökeceğiz mecburen. Yapacak başka bir şey yok. Bunları da araçlarımızın bir tanesine artık ön yükleyici takacağız. Onunla birlikte yükleyeceğiz yani. Bu da bu şekilde ilerleyecek. Bilginiz olsun. Az önce samanı denedim arkadaşlar buraya. Samanı dökemedim. Hayvanlar saman yemediler. Ya da ben yapamadım bilmiyorum. Bakın ama bu da hemen çıkıyor yani. Buraya dökebilirsin diyor. Ama samanda böyle bir şey çıkmadı arkadaşlar. O kadar denedim ettim. Samanda hiç böyle bir şey çıkmadı. Ne kadar aldı şimdi? 12 ton mu aldı? Ya da 11 ton 500 kilogram mı aldı? Öyle bir şey aldı. Hatta şöyle yapayım ben buna. Şuraya CTRL'e I yapacağım. Burayı gerçekleştiremezsin diyor. Tamam. Hadi, hadi. Lan var ya, illa bir yere takılacaksın değil mi? Tamam. Tamam Rıza, şimdi. Şöyle yapalım. Yok. Öbür türlü. Şöyle. Dön bakalım. Tamam buraya boşaltırsın herhalde. Aynen boşalt oraya biraderim, boşalt. Buraya boşaltıyorum ki buradan direkt şey yapabilirim diye düşünüyorum yani. Direkt onların havuzlarına atabilirim. Hadi boşalt hepsini. 110 kısmı kaldı. İşte 3 2 hadi. Şunu da boşalt oraya bir yere. Onu da buraya boşaltacak mecburen. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi bütün çimi de oraya boşalttık. Şimdi ön yükleyici aldığımızda arkadaşlar veyahut da kar küreme makinelerinden bir tanesi de olabilir ha. Şu an aklıma geldi o da. Şunlardan bir tanesi arkadaşlar düşünün. Sadece arkasından geçeceğiz, itekleyeceğiz. Zaten ön tarafa şey yani, çimleri verdiğimiz yer. O yönden sıkıntı yok. Bence gayet iyi oldu.
Çok şükür sonunda iki tarlamızın da hasatını bitirdik. 120 ton bir gelir elde ettik arkadaşlar. İki römorkumuz da dolu gördüğünüz gibi. Ayrıca çiftliklerimizi de doldurduk. 6570 litrelik kısmı da biçerimizin içerisinde kaldı. Şimdi yumurta fiyatları hala beklentilerimizin altında. Şöyle göstereyim size de. Yani 1800-1900 bantlarında. Biz zamanı bir tık daha ileri alalım. Bu fiyatlar çünkü bizi şu an için tatmin etmiyor. İnşallah 2100'ü falan görürüz yani. Gerçi 2100 falan gerçekten çok düşük yani. 3000 eurolara satıyordum ben. Şu an bu fiyatlar bana çok düşük geliyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Mecbur elden çıkartacağız bunu bir şekilde. 96 oldu. 97. 99. 101 oldu. 103. 105, 107. Tamam ya, bu fiyat beni tatmin ediyor arkadaşlar. Şu an için çok fazla da ilerletmeye gerek yok. 2111 Euro'ya artık götürüp yumurtalarımızı satabiliriz. Ama şu yeni oluşanları da bir toplayalım. Öyle götürelim. Hepsini birlikte satalım. İnşallah buradan bir 200 bin Euro civarında bir para elde edersek kredimizi komple kapatıyoruz arkadaşlar. Onu hesapladım. Hatta kredimizi kapattıktan sonra 50 bin euro falan da canımıza kalıyor. Evet, gördüğünüz gibi 104.043 adet şu an yumurtamız var. Şu en yüksek fiyatı veren yer neresiydi? 2112 euro ile hazır yemek restoranı yakınımızda bir yer olması lazım. Evet. Oraya götürelim arkadaşlar. Şu satışımızı bir yapalım artık. Gerçekten ben de heyecanlanıyorum. Ne kadar bir gelir elde edeceğiz merak et. Yaparlarımız da bayağı çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 paket, hatta 6. paket yarım. Bu arada bu yamayı indirmek isterseniz açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan gidip rahatlıkla indirebilirsiniz. Hatta bununla birlikte bir sürü yama var. Hani böyle otomatik loot yapan yamalar. Onları bırakırım. İstediğiniz herhangi birini indirirsiniz. Orası da size kalmış bir şey. Arkadaşlar şu an bütün satışı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi 231 bin euro gelir elde ettik. Yumurta candır ya, yumurta candır yemin ediyorum. Hemen şöyle gidelim, bir kredimizi kapatalım abi. Borç öde. Tamam, gördüğünüz gibi artıya geçtik. 76 bin euro da yanımıza kaldı. Çok güzel bir para arkadaşlar. Şimdi şöyle indirimde olan ürünlere bir bakalım. Şöyle bir traktör var. Bakın. Tipi çok hoş değil. Yani ben çok beğendiğimi söyleyemem. Bunun trak şeyleri var mı acaba? Lastikli olanı var mı? Yok. Sadece bu şekilde paletli olan kısmı var. Gerçekten çok güçlü bir traktör. 200 bin euroya. Yani bilemedim ama bir de bunun hızı yavaş ya, 40 km bölü saat. Bilmiyorum. Şu an onu alasım yok arkadaşlar, açıkça söyleyeyim. Aslında yumurta işini büyütebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir yumurta şeyimiz oluyor. Gelirimiz oluyor. Zaten otomatik yükleyiciyi de bulduk. Hani bir 5-6 tane daha tavuk çiftliği kursak hiç fena olmaz. Aslında ben bir tane mod görmüştüm. 600 tavuk kapasiteli. Onu da indirebilirim yani. Onu da duruma göre bakacağım arkadaşlar. Sizlerden dönüş bekliyorum artık. Yorumlar kısmında bana ne yapmam gerektiğini, nasıl hareket etmem gerektiğini söylerseniz, abi şunu yaparsan daha iyi olur gibisinden. Sizlerin artık görüşlerini bekliyorum. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.